Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizin de bana sıklıkla sorduğu iki akıllı telefon şu anda önümde. Sizlere anlatmam için beni bekliyorlar sevgili arkadaşlar. Poco F5 ve Poco F5 Pro. Bu videodaki konuğum sevgili arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu telefonlar bizlere neler sunuyor. İki telefonda aslında birbirinin oldukça benzer teknik detaylarla bizlerle buluşuyor olsa da işin tasarım tarafına baktığımızda gerçekten ikisi birbirinden ayrı bir telefon gibi gözüküyor. Tasarım anlamında bu açıdan ben Poco tarafını tebrik etmek istiyorum. Çünkü normalde bir cihazın düz versiyonuyla pro versiyonu arasında artık neredeyse tasarım farkı yok gibiyken bu iki telefon tasarım anlamında birbirinden ayrışmayı başarıyor. İşin teknik detaylarına baktığımızda ise bu ayrışmanın çok daha aza doğru gittiğini görüyoruz. Yani iki telefonda performans anlamında oldukça başarılı teknik detayları bizlerle buluşturuyor. Sevgili arkadaşlar işi malzeme yapısına baktığımızda ise burada tasarım anlamında cihazlar ve birinden ayrı desem de sizlere iki telefonda önünde Gorilla Glass 5 arkasında da plastik malzeme kullanılıyor ve tabii ki burada bizlerle buluşan iki cihazda da IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Telefonların kutu içeriğinden bizlere cihazların yanı sıra kablo, kılıf ve bir takım böyle aksesuarlar demeyeyim de kağıtlar çıkıyor. Diyeyim, kullanım kılavuzu ile alakalı bir de tabii ki iğneleri çıkıyor cihazların kutu içeriği anlamında iki cihazda bence gayet yeterli olmuş arkadaşlar zaten sizler de biliyorsunuz artık kutu içerikleri eskisi kadar bol kepçeden değil İki telefonun ekranına baktığımızda ise Poco F5 ve Poco F5 Pro'nun ekran anlamında birbiriyle oldukça yakın ekran panellerine sahip olsalar da Pro modelde bir tık daha iyileştirilmiş bir ekranın bizlerle buluştuğunu sizlere söyleyeyim ve teknik detayları da hemen değineyim İki cihazın da ekranı amoled yapıda arkadaşlar ve 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip iki cihazdan 6.67 inçlik boyuta sahip olan bu ekran panelleri gayet özenli ve yerinde bir görüntü kalitesiyle bizlerle buluşuyor. Az önce de sizlere söylediğim gibi iki ekranda Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Renkler gerçekten gayet güzel, canlı ve tabii ki burada bizlere HDR10+, Dolby Vision desteği gibi desteklerin de bulunuyor olması ekran panellerinde oldukça olumlu olarak karşılıyor. Pro modelde 1400 nite kadar çıkan parlak sıcaklık seviyesi düz modelde 1000 nit'e kadar çıkabiliyor. Gün ışığı altında tabii ki pro modelde çok daha iyi bir parlaklık seviyesine sahipken diğer cihazda da 1000 nit böyle hatırı sayılır bir parlaklık seviyesi. Hakikaten çok başarılı bir ekran kalitesi olduğunu söylemek lazım düz modelde de pro modelde de. Ve tabii iki cihazı birbirinden ayıran bir diğer detay ise çözünürlük tarafı. Çünkü düz modelde 1080'e 2400 ken çözünürlük pro modelde hem de ayarlanabilir bir şekilde bu çözünürlük bulunuyor. 1440'a 3200 piksele kadar çıkabiliyor çözünürlük ancak daha düşükte de kullanabilirsiniz. Pil ömrü sebebiyle pil ömründen tasarruf etmek sebebiyle sevgili arkadaşlar. iki cihazın da ekran deneyimi için şunları söyleyebilirim sizlere. Gerçekten telefonları ekran açısından çok beğendim. Ha ben bu iki telefonu genel anlamda da baya beğendim. Zaten yorumlarımı da sizlere aktarıyor olacağım ama cihazın ekran deneyimi anlamında çok da söylenecek olumsuz bir şey yok. Olumlu şeyler ise oldukça fazla. Zaten fiyat seviyelerine de güncel fiyatlarına baktığımızda bu fiyat seviyesinde zaten daha farklı bir ekran paneliyle geliyor o seri bu cihazlar bence eksi not alırdı ancak şu an iki cihazda düz model ve pro model olarak da baktığımızda gayet başarılı ekran panelleriyle bizlerle buluşuyor ve iki telefonda da iki modelde de stereo hoparlörler de bizi karşılıyor bu stereo operatörlerin deneyimini de gerçekten beğendim özellikle oyun ve multimedya tüketimi sırasında hem ekranın iyi kalitesi hem de stereo operatörlerle beraber burada deneyim oldukça üst seviyeye çıkıyor sevgili dostlar belki de bu fiyat seviyesinde çok göremeyeceğimiz işlemci modelleri var bu cihaz. Çünkü iki telefonda da amiral gemisi sınıfında bir işlemci modeli kullanılmış diyebilirim sizlere. Cihazların bir tanesinde yani düz modele baktığımız zaman bizleri Qualcomm'un snapdragon 7 plus gen 2 işlemcisi karşılıyor ve pro modele baktığımızda ise snapdragon 8 plus gen kullanılıyor arkadaşlar gen 1 kullanıyor burada onu da sizlere söyleyeyim 4 nanometrelik bir üretim süreci ile geliyor bu işlemciler yani 4 nanometrelik üretim sürecine sahip işlemci modellerini biz artık amiral gemisi modellerde görüyoruz ki. Bu cihazlarda açıkçası amiral gemisi sınıfına girebilecek cihazlar teknik detaylarına baktığımızda o açıdan zaten bence çok başarılılar. Hem fiyat seviyesi olsun hem teknik detayları olsun her anlamda amiral gemisi diyebileceğimiz cihazlar bu iki akıllı telefonla sevgili arkadaşlar. Telefonlardaki işlemciler gerçekten üst düzey bir performansı bizlerle buluşturuyor. Hem iyi bir performansı hem de iyi bir verimliliği de bizlere sunmayı başarıyor. Bana gelen bu iki telefonda da 12 GB'lık fiziki RAM ve 3 GB'lık bir sanal RAM bulunuyor sevgili arkadaşlar. Toplamda 15 GB'lık bir RAM bulunuyor diyebiliriz. Ve yine bende bulunan cihazlarda 256 şarj GB'lık depolamalar mevcut. Piyasaya baktığımda farklı depolamaya sahip Poco F5 ve Poco F5 Pro'ları da gördüm. O yüzden bendeki cihazlar diye sizlere belirtmek istedim. Test yaptığım cihazlar bu şekilde sonuçları ona göre değerlendirin diye. Belki bir eksi olabilir. Bazıları için de olmayabilir. Ancak cihazlarda bir micro SD kart desteği yok. Fakat çift sim kart desteği bulunuyor arkadaşlar. Ama micro SD kartla hafızayı artırmanız mümkün değil sevgili arkadaşlar. Sizlerin günlük kullanımda bu iki telefonun da performansından benim nacizane düşüncem memnun kalmama ihtimaliniz yok denebilecek bir seviyede arkadaşlar. Çünkü iki telefonda performans anlamında gerçekten çok çok iyi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ve çok tanıdık iyi işlemci modellerini kullanıyor iki cihazda ve performans tarafında detaylı bir şekilde anlatırken size de söylediğim gibi benim yine bu yorumum iki telefonda amiral gemisi sınıfında performansları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Belki bir eksi olabilir burada ya da düşünce olabilir sizler için ama Poco F5 Pro ile yaptığım oyun testinde ciddi bir ısınmayla karşılaştım açıkçası. Burada el yakacak, elde hissedilecek seviyeye çıkabiliyor sıcaklık. Bunu olumsuz ya da olumlu olarak değerlendiremiyorum çünkü şu anda test ettiğim İzmir'de yaşıyorum ve hava gerçekten çok sıcak oluyor. Klima açık olsa bile yine de test ettiğim tüm cihazlarda ciddi bir ısınmayla karşılaşabiliyorum. Bu cihazları test ederken de özellikle Pro modelde bu ısınmayı çok fazla hissettim sizlerle de paylaşmak istedim. Hani aranızda kullanan vardır. Neden söylemedin diyebilir ya da alanlar olacaktır. Neden bahsetmedin diyebilirsiniz. Ben bahsetmiş olayım, sizlere aktarmış olayım ve bir virgül daha koyup şunu da söyleyeyim sizlere. Bu ısınmanın performansa ya da cihaza bir olumsuz etkisiyle de karşılaşmadım arkadaşlar ama hissedilir bir ısınma evet oldu. Bunu ben sıcağı da birazcık yoruyorum. Bir yandan da cihazda da bir acaba böyle bir olay olabilir mi diye de düşünce kafamın arka planına dönüyor. O yüzden sizlerle paylaş Istedim. İki telefonda Android 13'e geliyor ve MIUI 14 arayüzünün en güncel versiyonunda bünyesinde bulunduruyor. Sevgili arkadaşlar bana gelen cihazları ben zaten kutudan çıkartır çıkartmaz cihazlar güncelleme aldı iki telefonda. Kameralara baktığımız zaman ise iki telefonda kamera anlamında iyi işler ortaya çıkartabilmek için elinden geleni yaptığını söylemem sizlere mümkün sevgili arkadaşlar. 64 megapiksel çözünürlüğündeki f1.8 diyafram aralığına sahip bu kameralar iki telefonda da ana kamera olarak görev yapıyor arkadaşlar ve o isteseğini bünyesinde bulunduruyor. Ultra geniş açılı kameralara baktığımızda ise 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir ultra geniş açı kamera 120 derecelik çekimler yapabiliyor. Burada iki cihazda da 2 megapiksellik bir makro kamera yine görevlendirilmiş durumda. Yani bu makro kameranın ben 2 megapiksel olanı için marka fark etmez sizin. Buraya tüm cihazları dizin. Hepsi için tüm videolarda söylediğim gibi yine aynı şeyi sizlere söyleyeceğim. Bu cihazlarda bulunan 2 megapiksellik bu makro kameranın ben sadece ama sadece eğlence amaçlı bulunduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar eğlence amaçlı yani böyle sosyal medyada bir şeyler paylaşabilirsiniz vesaire amacıyla bulunuyor. En az 5 megapiksele çıkmalı. En düşük makro kameranın çözünürlüğü eğer bir akıllı telefona konulacaksa. Yorumlama kısmına gelecek olursak ise kameralar ışık altında hakikaten çok iyi işler çıkartıyor. Detaylar hoşuma gitti. Yapay zeka fotoğrafları zaten işliyor cihazlar ve renklerde bazen ufak tefek patlamalar olabiliyor. Özellikle kırmızı detaylarda bunu gördüm. Bu olabiliyor zaten bildiğimiz bir detay ancak burada yine öyle bir durum olunca sizlere anlatmak istedim. Gece fotoğraflarında ise ya da ışık azaldığında ise gece moduyla birbirine bu cihazlar tabii ki destekliyor ve bu sayede çok da iyi sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor. İşin video kaydı tarafına geldiğimizde ise F5 Pro arkadaşlar 8K video kaydedebiliyor ve bu 8K çektiği videoları da hiç de fena çekmiyor. 4K 60 FPS desteği Pro modelde varken 4K 30 FPS desteği de düz modelde bulunuyor. Bence açıkçası düz modelde de bu üst video seçenekleri bir şekilde aktif edilebilirdi ama tabii burada işlemciden dolayı böyle bir problem yaşandığını düşündüğümden dolayı çok da buraya bir olumsuz yorum yapmak istemiyorum ama iki telefonda video kalitesi anlamında yine dediğim gibi vaat ettiği seviyede iyi bir sonucu bizlerle buluşturmayı başarıyor. Ben iki telefonda video anlamında ve genel fotoğraf anlamında oldukça başarılı buldum ama ön kamerada bir değineyim. Ön kameramızda da bizleri 16 megapiksellik ve f2.5 diyafram aralığına sahip bir kamera karşılıyor. Bazen ön kameraların sonuçlarına gerçek anlamda şaşırdım çünkü çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Bazense f2.5 genişlik diyafram aralığı sebebiyle tabii ki ışık azaldığında grenlenmeler sebebiyle bir tık sizleri üzebiliyor. Ancak genel anlamda bu iki telefonun kameralarına baktığımda gayet başarılı olduğunu ve bu fiyat seviyesindeki rakipleriyle de yarışabilir seviyede bir sonucu bizlerle buluşturduğunu sizlere aktarabilirim. Sevgili arkadaşlar kameraları cihazların birebir aynı olmasına rağmen video tarafında pro modelde işlemcinin getirdiği avantaj sebebiyle daha iyi video kayıt seçeneklerine ve bazen fotoğraflarda daha iyi işlemeye yani yapay zeka desteğini daha iyi hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ekleyeyim ve buradan artık pil tarafına doğru geçeyim. Çünkü iki telefonun birbirinden farklı olduğu bir diğer alanı ise pil. Çünkü pro modelde 5160 miliamperlik bir batarya varken düz modelde 5000 miliamperlik bir batarya görev yapıyor. İki akıllı telefonlar arkadaşlar 67 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Zaten sizlere söylediğim gibi. Şimdi düz modele baktığımızda burada 45 dakikada tam şarj olabildiğini gördüm ben. Pro modele baktığımda ise Burada bu şarjın 50 dakikaya kadar bulabildiğini de yine gördüm sevgili arkadaşlar. %50'nin üzerinde ise iki telefonda yaklaşık 20 ila 25 dakika içerisinde çok rahat ve net bir şekilde bu akıllı telefonları şarj edebiliyorsunuz. Bu önemli bir detay bence. Çünkü günümüzde artık hızlı şarj olmazsa olmaz seviyesindeyken bu cihazlarda da yine orta seviyede artık. Çünkü orta seviye diyorum 67 watt orta seviye oldu. 100 wattlar, 80 wattlar, 120 wattlar falan konuşuluyor ve bu cihazları da inceleyebiliyorum artık size anlatabiliyorum. Dolayısıyla 67 Watt artık orta üstü düzey bir hızlı şarj olarak karşımıza çıksa da yine de 33 Watt'tan daha iyidir diye düşünüyorum ve son değerlendirmeye doğru geçiyorum arkadaşlar inceden. Şimdi son geldiğimiz piyasada bu iki akıllı telefonun fiyatları birazcık oynak arkadaşlar. Tabii ki her cihazda, her üründe, her şeyde olduğu gibi bu akıllı telefonlarda oynak bir fiyata sahip maalesef ve düz modele baktığımızda 18.300 TL bandında ben bulabildim. pro model ise bir tık daha pahalı tabii ki 28.000 TL TL bandından şu sıralarda satışta olduğunu gördüm Pro modelin arkadaşlar. İki telefonda dediğim gibi amiral gemisi sınıfına dahil edilebilecek bir performansı bizlerle buluşturabiliyor. Tabii ki Pro modeli çok daha iyi. Ancak burada düz modeline benim param yetiyor. Acaba beni üzer mi, üzmez mi sorularınıza net bir cevap olarak şunu verebilirim sizlere. Bu iki telefonda tercih ettiğiniz bir senaryoda iki telefonda da performans ya da günlük kullanım anlamında ben açıkçası mutsuz olacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. İki telefonda bence sizleri fazlasıyla mutlu çek seviyede cihazlar olmuş. Gerçekten iki cihazı da beğendim. Uzun zamandır da böyle doğrudan beğendim dediğim bir akıl telefonu sizlere anlatma fırsatım olmamıştı. Genelde hep sizlere böyle bırakıyorum ama bu cihazları beğendim ve sizlerin de beğendiğini düşünüyorum çünkü bana çokça sorulan ne zaman gelecek ne zaman anlatacaksın denilen de akıl telefonlarda işte buradalar ve tabii ki sizlerin düşüncelerini de oldukça merak ediyorum. İzlediğiniz videolardan sonra kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip altına bir de yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi Hoşçakalın. Bay bay.